Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok güzel bir supla yapımını sizinle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi modelim bu şekilde burada duruyor. Şöyle yakından göstereceğim ama elim aldığımda daha çok dantel gibi gözüküyor. Çünkü ben bu şekilde durmasını istedim. O yüzden de Alize Aura ipi kullandım. İlk kez kullanıyorum. Şöyle şeyini göstermek istiyorum yapısını. Bu ipi de gerçekten ilk kez kullandığım için mesela dantel ipi görünümlü yani bu şekilde anlatmak istiyorum size şöyle yakından parlak birazcık da naylonsu bir görünümü var. Bu şekilde yumuşak bir ip ben de e, supla örneğimi bu iple yapmak istedim hanımlar böyle kenarda dursun şimdi aynısından bir tane daha yapacağız şöyle. Yani elimi alıp gösterdiğimde e, bu kadar güzel gözükmüyor. O yüzden bu şekilde göstermek istiyorum. Evet hanımlar, şimdi yaptıktan sonra güzelce ütüledim. İpimin e, rengini de size göstereyim. Şöyle renk numarasını bu şekilde 100 gram bir ip kullandım hanımlar. Hemen başlamak istiyorum. 2 numarada tığ kullanıyorum. Şimdi ben bu ipimden yaptım e, buradaki örneğimi de. Hani başka bir ip kullanmadım. Aynı ipten devam ediyorum. Bakalım bir ipten ne kadar supla çıkacak. Onu da görmüş oluruz aynı zamanda. Şimdi hemen başlamak istiyorum. İpimizi tığımıza sabitledikten sonra şöyle birazcık çıkartalım. E, zincir çekiyorum hanımlar. Bol bol zincirlerimizi çekelim. Yani ilki biraz daha bol olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 tane zincirimizi çektikten sonra en başındaki zincirimize tığımızı batırıyoruz. İpimizi alıp hiçbir şey yapmadan çıkartıyoruz. Ve bir tane küçük bir yuvarlak yuva oluşturuyoruz hanımlar. Şimdi yapacağımız şey yuvamızı oluşturduktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıp bir tane trabzan yapalım. 2, 2. Üzerine aldık. 2, 2. Üzerine aldım ipimi. 2 2 üzerine aldım. Şu ipim şöyle arada kalsın. 2 2 bu şekilde trabzan yaparak dolduruyoruz. Tabi 12 tane yapmış olacağız hanımlar. Zincirimizi de sayalım. Zincirimizle beraber 12 tane trabzanımız olacak. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane oldu. Devam ediyorum. 9 10 11 ve 12. tırabzanımızı da yaptıktan sonra İlk başta çekmiş olduğumuz zincirlerin en başından böyle tepesinden tığımızı batırarak ipimizi alıyoruz ve çıkartıyoruz. Evet. Bu şekilde orta kısmını yapmış olduk hanımlar. Şöyle. Şimdi ne yapalım? Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Dört tane zincir çektikten sonra ipimizi bir kere doluyoruz ve buradaki trabzanlarımızın her birine bir kere batacağız hanımlar. Şimdi şuradaki zincir yaptığımız bölüme batmayalım. Ben kameramı biraz daha yakınlaştırmak istiyorum, daha net gözükmesi için. Evet, zincirimizi çektim, bir kere üzerine aldım. Bir sonraki trabzanımdan batıyorum. 2, 2 çıktım. Hemen 2 tane zincir çektim, üzerine aldım. Bir sonraki trabzanımızdan batıyoruz. 2, 2, 2 zincir çektim, üzerine aldım. Bir sonraki trabzanımdan 2, 2 battım, 2 zincir çektim, üzerine aldım. Bir sonraki trabzanımdan batıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Böyle delikli delikli olacak. 2 zincir 1 trabzan. 2 zincir 1 trabzan. Evet. Bu sıramızı bu şekilde devam ediyoruz. Siz daha sert durmasını isterseniz suplanızın Nako'nun ipleri var yani serisini unuttum hangi ip olduğunu unuttum aklımda yok şu anda ama Nako'nun ince ipleri var ince ve sert. Hani tuhaf alırken de sorarsınız supla yapmak istiyorum hangi ipi kullanayım diye o şekilde kullanabilirsiniz hanımlar kesinlikle önerebileceğim bir ip markası Nako. En son olarak da iki zincir yapıyoruz ve başta yapmış olduğumuz zincirin en tepesinden batarak çıkartıyorum hanımlar. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde yaptık. Şimdi geçiyoruz bir üst sıramıza. 3 tane zincir çekiyoruz. Bundan sonra bütün sıralarımızın en başında üç tane zincir çekeceğiz hanımlar. 3 tane zincirimi çektim. Şimdi ne yapıyorum? İpimi doladım. Burada yapmış olduğum iki adet zincirim vardı. iki trabzanımın ortasında. Oraya batarak bir iki sonra tekrar bir iki iki tane trabzan yapıyorum. İki trabzanımın ortasına iki tane trabzan yaptım. İpimi alıyorum. Bu sefer trabzanımın üzerine bir trabzan daha yapıyorum trabzanımın üzerinden batıyorum 2 2 çıkıyorum ipimi aldım boşluğa geliyorum boşlukta 2 tane trabzan yapıyorum ipimi aldım trabzanımın üzerine bir trabzan daha yapıyorum hanımlar ve boşluğa geldim boşlukta da iki tane trabzan yapıyorum Bu sıramızı e, Tamamen trabzanlarla dolduruyoruz hanımlar Trabzana geldiğimiz zaman üstüne batarak trabzan yapıyoruz Sonra da boşluklarda iki tane trabzan yapıyoruz Sıramızı o şekilde Bitiriyoruz Şöyle Yani gösterebildiğim kadar net ve ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Aklınızda soru işareti kalırsa yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Evet hanımlar bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Hemen gelelim. Evet hanımlar sıramızı tamamladık. Sıramız bittikten sonra baştaki zincirimizin tepesinden tığımızı batırıyoruz. Ve hiçbir şey yapmadan bu şekilde çıkarıyoruz. Şimdi tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi bu sıramızda ne yapacağız hanımlar? Önümüzdeki trabzana batıyoruz. 2 2 çıkıyoruz. Trabzanlarımızı uzun tutmuyoruz. Ee, daha çok bombeleşmeler olabilir. Bu şekilde bunlar ördükçe düzelecek hanımlar. Şimdi böyle durduğuna bakmayın. Şimdi zincirimiz 1, 2, 3, 3 tane trabzan olduktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıp hiç trabzan atlamadan yine sıradaki trabzanımıza batarak ikili trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Sıradaki trabzanıma battım. 2, 2 Üzerine aldım. Trabzanıma battım. 2, 2 Bu şekilde. 3 tane olduktan sonra yine 2 zincir. Üzerine aldım. Sıradaki trabzana battım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 3 trabzan, 2 zincir. 3 trabzan, 2 zincir. Şeklinde sıramızı bitirelim. 3 tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Evet hanımlar bu sıramızı da bitirelim. Evet hanımlar bu sıramızı da bu şekilde bitirelim. Evet hanımlar e, bu sıramızı da tamamladık. Gördüğünüz gibi 3 trabzan 2 zincir. 3 trabzan 2 zincir olacak şekilde tamamladık. Sonra bir üst sıraya geçtim. Geçtikten sonra 3 tane zincir çektim. Tekrar ipimi doluyorum. Yandaki trabzanımın üzerine batıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 trabzan. Bir de bunu yapıyorum. 3. Şimdi 3 tane yaptıktan sonra 2 zincir çekmiştik hanımlar. Bu sefer 3 tane zincir çekiyorum. 2-3 Tekrar ipimi dolayıp bir sonraki trabzanın üzerine batıp devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar zincirimin üzerine değil trabzanımın üzerine batacağım. Tekrar ipimi alıyorum. Trabzanımın üzerine batıyorum. 2 3 trabzan. Bu sıramızda da 3 trabzan, 3 zincir olacak şekilde ilerliyoruz hanımlar. Şöyle göstermek istiyorum size. Şimdi e, şu kısmı yapmıştık. 3 trabzan, 2 zincir. Burasıydı. Şöyle göstermek istiyorum. Bu sıra. Bunu bitirdik. Şimdi bu sıradayız. 3 trabzan, 3 zincir. 3 trabzan, 3 zincir. Bunu da yaptıktan sonra buraya geçeceğiz. Şimdi hanımlar bunları hep beraber yapalım. Sonra videoma devam etmek istiyorum ben. 3 trabzan, 4 zincir. 3 trabzan, 5 zincir. 3 trabzan, 6 zincir. 7, 8 ve 9 zincir olacak şekilde şuraya kadar olan bölümü yapacağım hanımlar. Sonra videoma devam edeceğim. Şurası kafanızı karıştırmasın. Burada 9 tane zincir var normalde. Ben bir üst sırada ortasından tutturdum. Hani 9 zincir. 3 trabzan, 9 zincir olacak kadar her sırada bir tane zincir arttırarak buraya gelelim hanımlar. Sonra videomuza devam edelim. Umarım net bir şekilde anlatmışımdır. Sonrasında da şu modelli kısmımıza geçeceğiz hanımlar. Evet arkadaşlar, söylediğim gibi ben bitirdim hanımlar. Şöyle göstereceğim yakından. Şimdi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapmıştık. Sonrasında 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, 4 zincir, 3 trabzan, 5 zincir. Aynı şekilde trabzanlarımız trabzanlarımızın üstüne olacak şekilde 3 trabzan her sırada aynı şeyi yapıyoruz onlar sadece zincirlerin aralıklarını arttırdık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir olacak kadar sıramızı bitirdik. Şimdi modelimizden de şöyle bu 9. zincirimiz burası. Buraya da yaptık. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz hanımlar. Bir üst sıramıza geçerken de yine aynı şekilde üst zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Yine trabzanlarımızın üzerine trabzan yapıyoruz. Yine üç trabzan. Pardon ben başına bir tane zincir çekmişim herhalde. Şurada 3 tane zinciri çekelim. Tırabzanlarımızın üzerine tırabzanımızı yapalım. 2 Şöyle 3 tırabzan. Evet. Şimdi 3 tırabzanımızı yaptık. Burada 9 tane zincirimiz vardı. Şimdi ne yapıyorum? 1 2 3 4 4 5. 5 tane zincir çekiyorum. Buradaki zincirimin şöyle ortasından hiçbir şey yapmadan sık iğne ile tutturuyorum bu şekilde sonra tekrar 5 zincir çekiyorum 4 5 ve tığımın üzerine bir kere alıp yine bu trabzanlarımızın üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz bir trabzan 2 trabzan ve 3 trabzan. Bu şekilde tutturuyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi almadan buradaki 9 tane zincirimin ortasından sık iğne ile tutturuyorum. Şöyle. Tekrar 5 zincir çekip 4, 5, tığımın üzerine bir kere alıp 3 tane trabzanımın üzerine 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz hanımlar. Evet sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Şöyle ütülenince tabii ki düzelecek bunlar. Evet bu sıramızı tamamlayalım sonra tekrar görüşelim. Evet hanımlar bu sıramızı da bitirdik. En son 5 tane zincirimi çektikten sonra şuradaki zincirimin tepesinden tutturuyorum. Ve bir üst sıramıza geçiyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki trabzanlarımızın üzerine trabzanlarımızı yapıyoruz. Yine her zamanki gibi 3 tane. Evet. Şimdi geldik buraya. Şimdi ne yapacağız hanımlar? 4 tane zincir çekeceğiz. Şu araya batıyoruz. Burada sık iğne ile sabitliyorum. 4 tane zincirimi. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Bu sefer de diğer aramıza batıyoruz. Burada sabitliyoruz. tekrar 4 tane zincir çekip üzerine ipimi alıp buradaki trabzanlarımızın üzerinden trabzan yapmaya devam ediyoruz hanımlar. Bu sıramızı da bu şekilde ilerleteceğiz. Şöyle trabzanlarımızı yaptık. Evet. 4 zincir çektik, battık. 1 4 zincir daha battık ve 1 4 zincir daha. Toplamda 3 tane kutucuk oluşturduk. Bunlar kenar kısımları olacak. Burada bir tane kutumuz olmuş oldu. Şimdi bunu ilerleteceğiz. Bu sıramızı aynı şekilde devam edelim hanımlar. Evet arkadaşlar sıramızı tamamladık. Bu şekilde 4 zincir yapıp bir buraya bir de buraya battık. Şimdi bir üst sıramıza geçiyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı şekilde 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 3 Şimdi hanımlar tekrar 4 zincir çekiyorum. Şimdi ben şöyle söyleyeyim size yandaki Zincirlerimizi kutucuk olarak görmeyelim. Sadece ortadakileri göreceğiz. Yani yandan birer tane mesela şuradaki şuradaki şu ikisi bunlar yok. Sadece bir tane kutucuk var. Şimdi biz bu kutucuklarımızı arttıracağız hanımlar. Bir de biz bunu iki yapacağız. Bunun için de 4 zincir çekip öncelikle bu yan tarafımıza batıyoruz. Evet bunu saymıyoruz. Bu yan. Tekrar 4 zincir bu bir tane kutucuğumuzun ortasına batıyoruz. Tekrar 4 zincir. Bu tarafa batıyoruz. Tekrar 4 zincir. Üzerine alıp şöyle 3 tane trabzanımızın üzerine bir 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Bu sıralarımızda arttırma işlemini yapacağız hanımlar. Şöyle 3 tane trabzanımızı yaptık. Tekrar göstereceğim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ya gördüğünüz gibi şu kutucukların her birine birer defa batıyoruz. 1, 1, 2, 3, 4 zincir. Ortadaki kutucuğumuza batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Yan kısmımıza batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Üzerine bir defa dolayıp 3 tane trabzanımızın üzerine 3 tane trabzan daha yapıyoruz hanımlar. Bu sıramızı da bu şekilde devam ettireceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi şu yanları saymazsak bir kutuydu. Şimdi iki kutu oldu. Bu sıramızı böyle devam ettikten sonra bir üst sıramızı da hatta söyleyeceğim size. Sonra bir üst sıramızda tekrar dört zincir çekip buraya bir kere, buraya bir, buraya bir, buraya bir, buraya bir batıyoruz. Bu iki kutumuz bu sefer üç tane kutu olacak yandakiler haricinde. İkinci ve üçüncü sıramızı tamamlayalım. Yani ikinci dediğim bu. 2 kutulu sıramızı şimdi tamamlayacağım. Sonrasında 3 kutulu sıramızı da tamamlayalım. Sonra tekrar görüşelim. Şuradan da göstermem gerekirse bakın şöyle. Şurada bir tane kutucuğumuz var. Yanları saymazsak bir tane var. Şimdiki sıramız bu. iki kutucuklu. Sonrasında da 1 2 3 kutucuklu sıramızı yapacağız hanımlar. Sonra tekrar görüşeceğiz. Hemen yapalım. Dediğim gibi 4 zincir yapıp batacağız. Burada devam ediyoruz her kutucuğa bir kere. Sonrasında tekrar birer defa daha batıyoruz ve bu iki kutumuz 3 kutu olacak hanımlar. Evet hanımlar dediğimiz gibi devam ettik. Şöyle söylemek istiyorum. Şimdi şunu birinci sıramız olaraktan anlatacağım. Bir tane yuvamızı oluşturduk burada. Sonra ikinci sıramıza geçtiğimizde iki tane yuvamızı oluşturduk. Bu kenar kısımlarını saymıyoruz hanımlar. Şimdi de üç tane yuvamızı oluşturduk. Bu yuvalarımızı oluştururken yaptığımız işlem 3 trabzan yaptıktan sonra 4 zincir çekip batıyoruz. 4 zincir çekip batıyoruz. Her bir boşluğa birer tane batarsak zaten bu şekli alıyor hanımlar. Şimdi burada 3 tane yuvamız oldu. Biz bunu 4 tane yapacağız. Tekrar 3 tane trabzan çekeceğim. 4 zincir yapıp batacağım. 1, 2, 3, 4 tane yuvamı oluşturacağım kenarlar haricinde. Bu sıramızı da şimdi yaptıktan sonra bu sefer kesme işlemine geleceğiz. Yani kesme derken azaltacağız. Şimdi 4 tane yuvamızda olacak burada sonra bu 4 yuvamızı tekrar tam tersine 3, 2, 1 olarak azaltacağız ve o şekilde modelimizi bitireceğiz hanımlar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum ee, bu ütülenince bu ipimiz ütülendikten sonra hem zaten düzeliyor şöyle mağrurluklar var mesela burada onlar düzelecek hem de birazcık boyu da uzayacak hanımlar şöyle. Gere gere ütüleyeceğiz Öyle güzel oluyor. Şimdi isterseniz hemen bu dördüncü sıramızı da yapalım. Yani dört tomurcuklu sıramızı da yapalım. Şöyle üç tane zincirimi çektikten sonra iki iki. Üç tane trabzanımı yapıyorum. Hemen bir iki üç dört tane zincir çekiyoruz hatan ilk gördüğümüz boşluğa batarak sabitliyoruz. Burası bizim kenar kısmımız. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar bir sonraki boşluğumuzdan batıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğumuzdan batıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir ve battık. 1, 2, 3, 4 tane zincir battık. Son olarak da 2, 3, 4 tane zincir çekip bir kere üzerine alıp trabzanlarımızın üzerine yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Dediğim gibi hanımlar bu sıramızı da bitirdikten sonra azaltma işlemine geçeceğiz. Modelimizin bitmesine çok az kaldı. Tekrar göstereyim. 1 2 3 4 tane zincir yapıyorum. Batıyorum. 1 2 3 4 tane zincir yapıyorum. Batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir batıyorum. Bu şekilde hanımlar bu sıramızı bitireceğiz şimdi. 1, 2, 3, 4 tane zincir batıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir üzerine aldım ve trabzanlarımın üzerine trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Gördüğünüz gibi hanımlar kenar kısımlarını saymazsak şöyle yukarıda dört tane e, yuvamız oluştu. Şöyle. Evet. Şimdi dört tane oluştuktan sonra buraya kadar hanımlar şimdi şöyle söyleyeyim. Buradan sonrasında zaten hani çok kolay. Sadece 4 zincir yapıp battık, battık, battık. Zaten bu şekli aldı. 4 tane olana kadar yapın. Sonrasında da azaltma işlemimize geçeceğiz. Hemen bu sıramı da tamamlayıp sonrasını devam edelim. Evet hanımlar şimdi dediğim gibi ortada 4 tane oluştu şu anda görüyorsunuz umarım. Kenarları saymıyorum. Bakın en üst süre ortada 4 tane yuvamız oluşturdu oluştu pardon. Şimdi bunu 3'e düşüreceğiz. Sonra 2 sonra 1 bitireceğiz. Şimdi hanımlar üst sıramıza geçtikten sonra yine 3 tane trabzanımı yaptım. Bu sefer başta 5 tane zincir çekiyorum. Yani bu ana kadar hepsini 4 tane zincirle yapmıştık. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. İlk kutucuk diyelim ya da yuva mı diyelim ne diyelim kutucuğumuzu kenardaki kutucuğumuza batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. 5 tane zincir çektikten sonra bir sonrakine battım, sabitledim şu şekilde. Şimdi 4 tane çekeceğiz. 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Bir sonrakine batıyoruz sık iğne yaparak. Sabitledik. 1 2 3 tekrar 4 tane zincir çekiyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. Kapattık. 1 2 3 4 tane çekiyoruz batıp kapatıyoruz şimdi bakıyoruz bir tane kaldı bunu atlayacağız zaten o yüzden en son kez zincirimizi 5 tane yapıyoruz 4 5 buradaki kutucuğumuzu atlamak için üzerine bir kere tığımızın ipimizi alıyoruz ve bunu atlayıp 3 tane trabzanımızın üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi kenarları saymazsak şöyle göstereyim. Kenarları saymazsak şu 5 tane zincirli şu kenarımızı. Bakın 3 tane oldu. Bu şekilde azaltacağız hanımlar. Yani bu kenardaki zincir sayımızı arttırdık aslında şu an. Yine kutucuk sayımız aynı 4 tane. Yani zincir sayımızdan bahsediyorum. Şimdi bir tane daha göstereceğim size. En başta 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Bir tane kutucuğumuzu atlıyoruz. Köşedekini bir sonrakine batıp sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki kutucuğumuza batıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki kutucuğuma batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki kutucuğumuza batıyorum. Ve sona geldim. Bunu atlayacağım zaten. Atlayacağım için buraya 5 tane zincir çekip üzerine alıp 3 tane trabzanımın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde ilerleteceğiz hanımlar. Evet. 3 trabzan yaptık. Tekrar 5 zincir. atlayıp diğerine batıp sabitliyorum. Evet. Bu sıramızı da bu şekilde ilerletelim. Gördüğünüz gibi böyle V şeklini alacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet. Şimdi bu sıramızı da tamamlayalım. Sonra tekrar görüşelim hanımlar. Evet söylediğim gibi bu sıramızı da tamamladık. Şöyle göstermek istiyorum. Bu kenardaki zincirlerimizi saymazsak gördüğünüz gibi 3 tane yuvamız kaldı şöyle. Bunlar ütüleyince düzelecek hanımlar. Zaten ipim sert, böyle tuttuğunuzda sert oluyor ama bu yumuşacık. Ütüleyince yumuşayan bir ipmiş bu. İlk kez kullanıyorum bu arada. Şimdi evet hanımlar 3 tane tomurcuğumuzu şöyle 2'ye düşüreceğiz. Sonra da 1'e düşürüp bitireceğiz. Yine üst sırama geçtim. 3 tane trabzanımı yaptım. Bu sefer burada 5 zincir çekmiştik. Bu sefer 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektikten sonra bu kenarda bu da kenar olacak. Şöyle bu kenarımızı atlıyoruz. 5 zincirimizi oraya batmıyoruz. Buradaki 3 tane yuvamdan ilkine batıyorum sabitliyorum bu şekilde. Sonra yine 4 tane zincir. 4 tane zincirimi bir sonraki yuvama batıp kapatıyorum. Tekrar 4 zincir daha. 3 4 Bunu da bir sonraki yuvama batıp kapatıyorum. Şimdi kenar kısmına geldik. Burada 5 zincir var. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekip bir kere üzerine alıyorum. Ve 3 tane trabzanımın üzerine bir 3 trabzan daha yapıyorum. Evet. Bu şekilde bakın hanımlar Yuvamız ikiye düştü. Kenar kısımlarını saymıyoruz. Yuvamız ikiye düştü. Bir tane daha göstereceğim. Şimdi burada üç tane yuvamız var. Kenarlarını tutuyorum şöyle. Bakın. İki baş parmağımın arasında üç tane yuvan var. Onu ikiye düşüreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane zincir çekiyorum. Bu kenar kısmıma batmıyorum. İlk yuvama batıyorum kapattım bir bir iki üç dört tane zincir çekiyorum bir sonraki yuvama batıyorum kapatıyorum bir iki üç dört tane zincir çekiyorum bir sonraki yuvama batıp kapatıyorum Şimdi kenar kısmıma geldim. Hemen 7 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Bir kere tığımın üzerine ipimi alıyorum ve 3 tane trabzanımın üzerine 3 tane daha trabzan yapıyorum. Evet hanımlar bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Bakın yuvalarım ikiye düştü. Sıramızı tamamlayalım. Sonraki sıramıza geçelim hemen. Evet bu sıramızı da bitirdik hanımlar gördüğünüz gibi şu şekilde yuvalarımız ikiye düştü 7 zincir 2 yuva 7 zincir şöyle bu sıramızı da bu şekilde bitirdik şimdi bir üst sıraya geçtim. 3 tane trabzanımı yaptım hanımlar. Bu sefer 9 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektikten sonra ilk yuvama batıyorum. Bu şekilde 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvama batıyorum. Burada iki yuvayı bir tane yaptık. Şimdi tekrar 9 tane zincir çekip 5 6 7 8 9 Üzerine bir kere alıyorum ve bir sonraki yani 3 tane trabzanımdan ilkine batıp Tekrar 3 tane trabzanımı oluşturacağım. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Yuvalarımızı 1'e düşürüyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın. 9 zincir. Bir yuvamız oldu. Bir 9 zincir daha. Bu şekilde sıramızı bitireceğiz. Sonra da en son sıramıza geçeceğiz. Yani bu sırayla beraber iki sıramız kaldı. Tekrar göstereceğim bunu. 3 tane trabzanımızı yaptıktan sonra 9 tane zincir çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincirimi ilk yuvama batıyorum. Burada kapatıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip diğer yuvama batıp ikisinin ortasında bir tane yuva oluşturuyorum. Ve tekrar 9 zincir çekip trabzanlarıma batıp kapatacağım. Üzerine alıyorum. 3 tane trabzanımın üzerine 3 tane daha trabzan yapıyorum. Evet, bu sıramızı da bitireceğiz ve son sıramı da göstereceğim size. Evet hanımlar bu şekilde. Hemen bitirelim ve modelimizin sonunu yapalım. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi bitirdik. Bu şekilde. Geldik son sıramıza. Hemen onu da göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi şurada son sıramızda trabzanlarımızın üzerinde pimpiriklerimiz var. Bunları yapacağız. Bunu da böyle gözüküne bakmayın. Son sıramı bitirdikten sonra güzel bir şekilde ütüleyeceğim ve size o şekilde göstereceğim hanımlar. Hemen göstermek istiyorum. Şimdi üst tarafa çıktık yani kapattık. 3 tane zincir çekiyoruz her zamanki gibi. Şimdi Pimpirik yapmak için ilk trabzanımız için geçerli Bu üç zincirden sonra şöyle 1 2 3 tane daha zincir çekiyorum ve ilk üç zincirimin başından tığımı batırıp bu şekilde kapatıyorum Bir kere üzerine aldım ikinci trabzanımın üzerinden battım 2 2 çıktım Şimdi burada da bir tane pimpirik oluşturacağım. 1-2-3 zincir çekiyorum. Ve trabzanımın arasından tığımı batırıp kapatıyorum. Tekrar üzerine aldım ipimi ve 3. trabzanıma batıyorum. 2-2 i̇ki, iki çıktıktan sonra 1-2-3 zincir çekiyorum. Ve trabzanımın arasına batıp kapatıyorum var bu şekilde olacak. Şu an trabzanlarımız bitti artık daha dönmeyeceğiz oraya. Şimdi burada da son sıramıza geldik. Son sıramızda 10 tane zincir çekeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi buradaki tek kalmış yuvama batıyorum. Kapatıyorum. Tekrar 10 zincir daha çekiyorum. 7, 8, 9, 10. Üzerine ipimi alıyorum. Tığımın. Ve buradaki ilk trabzanıma batırıp üçlü trabzan yapacağım yine. Yani 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu trabzanımın şu arasından batıp Pimpiriğini yapıyorum tekrar üzerine aldım 2. trabzanımı da yapıyorum 1 2 3 zincir trabzanımın arasından batırıp Burada da pimpiriğimizi oluşturuyoruz üzerine alıyoruz ve 3. Trabzanımızı da yapıyoruz 1 2 3 zincir aradan batıyorum Pimpiriğimizi oluşturuyoruz Bu şekilde Son sıramızı da bu şekilde bitireceğiz hanımlar. Pimpirikli trabzan. 10 zincir yaptık. Tek kalan yuvamıza batıyoruz ve tekrar 10 zincir yapıp devam ediyoruz. Ee, yani aslında hiç daha fazla devam etmenin anlamı yok. Zaten biten burada. Bu şekilde hanımlar bitirdikten sonra da bu şekli alacak. Böyle pimpirik 10 zincir pimpirik ve bitmiş hali budur modelimizin. Şöyle göstereyim. Ben bunu daha sonra bitiririm ama inanın bana mesela üzerine koyduğumda farkı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Küçük bu. Küçük ve buruş buruş. Bunu ütülediğimizde tamamen e, bu alttaki modelimin aynısı olacak hanımlar. Ben bunu bitirip zaten sonradan kapak fotoğrafına koyarım. İkisini de görmüş olursunuz. Gerçekten aynısı oluyor hanımlar. Dediğim gibi modelimiz bu şekilde. Bunları ben kendime yaptım. E, yatak odam için kullanacağım. İki tane komodinim var. Üzerine koyacağım. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Ve bu rengi zaten pembe renklerini çok seviyorum. Gördüğünüz gibi Beyazın üzerinde de duruşu harika. Kesinlikle yapın derim hanımlar. Tabii ki kullanacağınız yer koyu renkse daha farklı renkler tercih edebilirsiniz. Mesela krem gibi. Ben komedinlerim de beyaz olduğu için pembe rengini tercih ettim. Bu şekilde hanımlar modelimiz böyle gördüğünüz gibi. Mesela şu daha sert duruyor ama ütülendikten sonra bu hale alıyor hanımlar. Bitti yani modelimiz bitti. Evet bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp yorum yazmayı unutmayın hanımlar. Sizin yorumlarınız benim için çok değerli, çok mutlu oluyorum. Bu şekilde yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin demek istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.